Yani bu Türkiye'de daha önce yapılmış bir kurultay değil. Bu tarz bir çalışma da daha önce yapılmadı. Türkiye Gençlik Birliği, Türk gençliğini çalışan gençlik, üreten Türkiye kurultayında buluşturmaya hazırlanıyor. 10 bin gençle şu ana kadar temas ettik. Temas etmeye de devam ediyoruz. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Doğa Dursun, Günaydın Türkiye programına konuk oldu. 40 yıldır Türkiye bir sıcak para ekonomisi yönetimi altına girmiş. Serbest piyasa ekonomisiyle Turgut Özal'dan bu yana bir ekonomik sistem uygulamaya çalıştı aslında. O ekonomik sistemle birlikte küresel sermayenin de boyunduruğu altına girmiş oldu. Ona bağımlı bir hale gelmiş oldu. Dursun, kurultayda Türk gençliğinin sorunlarına çözümler üretileceğini belirtti. Burada bu sorunları biraz önce bahsettiğim işsizlik, gelecek, istihdam sorunları gibi gençliği yakından ilgilendiren, eğitim sorunu gibi gençliği yakından ilgilendiren sorunları tartışacağız. Ve en önemlisi sadece bunları tartışmayacağız tabii ki, çözümler üreteceğiz. Doğa Dursun, kurultay için gençler arasında kapsamlı bir anket çalışması yürütüldüğünü belirtti. Ve bütün bu sorunları da bu anketlerden topladığımız, gençlerle karşılıklı görüşmelerden topladığımız sonuçları da kurultayımızda ilan edeceğiz ve çözüm önerileri ortaya koyacağız. Öte yandan çalışan gençlik, üreten Türkiye Kurultayı 25 Aralık tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye'de artık bu üreticinin sırtına binen, üreticiyi uzun vadede kamburlaştıran, gençliğin gelecek sorunlarını daha da arttıran sistemi kabul etmiyoruz ve hepimiz bunların çözülmesi için de katkı sağlayacağız, katkı vereceğiz. Biz de Türkiye Gençlik Birliği olarak, Türkiye'deki 62 üniversite topluluğu olarak bu kurultayla da beraber çözümlerimizi ortaya koyacağız.